Selamünaleyküm. Sevgili dostlar, bugün sizlere Lübnan ve Beyrut'taki Filistin mülteci kamplarında yapmış olduğum oradaki kardeşlerimizin ziyaretiyle ilgili izlerimi paylaşmak istiyorum. 25 Haziran'da çıktığımız Lübnan ziyaretinde İHH organizasyonuyla misafir olarak bu programa dahil olmuş oldum. İHH biliyorsunuz bizlerin Türkiye'deki Müslümanların, dünyadaki ümmetin bir yüz akı olarak faaliyetlerine devam ettirmektedir. Allah razı olsun. Rabbim inşallah faaliyetlerini, amellerini bereketli kılsın. Her türlü kötülükten muhafaza eylesin. İHH sayesinde Rabbimize hamdolsun dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerimizden haberdar olduk. Dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlardan haberdar olduk. Onlara yapmamız gereken bir hizmet, bir yardım, bir dua, bir faaliyet olduğu zaman da bizlere de paylaşım sağlayarak onların mekanlarına gitme fırsatı bizlere tanımış oldu. Bu vesileyle ben de geçmişten beri bilinen fakat içerisine giremediğimiz bir Lübnan, Filistinli kardeşlerimizi bir ziyarete fırsat oldu. Çıkmış olduğumuz yolculukta öncelikle Beyrut'a indik ve daha sonra yoğun bir programla kamplara ziyaretler gerçekleştirmiş oldu. Lübnan tarihine baktığımız zaman Lübnan 1900'lerden sonra Osmanlı'nın hilafetin yıkılmasıyla ve bu coğrafyadaki fitne ateşinin alevlenmesiyle ve o zamanki emperyalist İngilizler, Fransızların egomasyonuna giren bu bölgede ve Kudüs özellikle o merkezde yapılan faaliyetlerle ümmeti ve oradaki Müslüman kardeşlerimizi hep rahatsız etmiştir. Daha sonra 1917'lerde İngilizlerin yapmış olduğu ve işgalci, şu anki işgalci terörist İsraillerin devamlı çete savaşlarıyla ve silahlı örgütleriyle oradaki Müslüman kardeşlerimiz rahatsız edilmiş. Bu süreçte daha 48'e kadar devam eden bu süreçte 48'de de Araplar bu sefer devreye girerek Arap-İsrail savaşına dönüşen bu ortamda Birleşmiş Milletler devreye girerek bir ateşkes sağlaması gerçekleştiriyor. Ve bu süreçte de bu barış anlaşması yapılırken İsrailliler, işgalci teröristler daha çok işgal eyleminde buralanarak buradaki Müslüman kardeşlerin, Filistin kardeşlerinin çıkmasıyla buraya yerleşimcileri yerleştirmişler ve daha sonra da bu yerleşimci kardeşlerimizde maalesef o günkü şartlarda 940 bin kişi hicret etmek, göç etmek durumunda kalmıştır. En yakın bölge Lübnan olduğu için de buraya da 200 bin civarında Filistinli kardeşimiz göçmek durumunda kalıyor. Burası da tabii o dönemlerde Fransız hegemonyasında olan bir bölge. Daha sonra Fransızlar burayı terk ettiğinde arkalarında parçalanmış, bölünmüş, birbirine husumeti olan ciddi manada Hristiyan, Şii ve Sünni diye bölünmüş ve bunun yanında işte Dürzilerden oluşan, Rum, Ermenilerden de oluşan küçük küçük gruplarla tam bir şeylerin, olayların şeyine gebe olan bir bölge olarak bırakılmış. Ve buraya bu Filistinli mülteci kardeşlerimiz gittikleri zaman da tabii ki oradaki devlet tarafından da istenmemiş ve dolayısıyla geri dönemeyen bir mülteci, kabul edilmeyen bir devlet ve burada arada kalan insanlar. Ve bunlar ilk yerleşimleriyle beraber orada kendilerine bir sığınma yeri kurmaya çalışıyorlar ve kurdukları zamanda ve maalesef burada ilk göç edenler, daha sonra burada olan evlatlar, daha sonra bunların nesilleri derken 3 nesil geriye dönme ümidiyle, geriye dönme aşkıyla beklerken aradan yıllar geçmiş, şu anda olmuş 2021. Daha sonra işgalci İsrail teröristleri burada tabii mesela burada Theodor Herz dediğimiz kendi pratik veyahut da planlı programlarına dahil olacak şekilde sistemlerini hareket ettirmişler. Şimdi bir de şu var tabii, yani bir İsrailoğulları dediğimiz kötü bir kavim, Allah'a haşa nankörlük yapan bir topluluk nasıl olur da zafere ulaşıyor ve nasıl olur da Allah'ın taraftarı olan Müslümanlar mazlum durumuna düşüyor diye baktığımızda sünnetullah gereği Allah-u Teala çalışanlara emeklerinin karşılığını verdiğini beyan ediyor. Ki bu işgalci İsrail teröristleri planlı programlı hareket ederek 1948'de devleti kurma aşamasıyla burada kendi devletlerini kurmuşlardır. Ve bu kuruluştan sonra da işgalleri devam etmiş
Ve o zamanki emperyalist İngilizler tarafından da desteklendiği için de burada biraz daha güçlenmeye başlamıştır. Daha sonra 6 gün savaşları dediğimiz Arap-İsrail savaşı gündeme geliyor ve burada maalesef Arapların mağlup olmasıyla işgalciler biraz daha güçlenerek o hegemonyalarını sağlamış bulunmaktadır. Ve bu mültecilerin de artık maceraları, geri dönüşleri biraz daha zorlanan bir pozisyona gelmekte ve orada yerleşimlere dahil olmaktadırlar. Ve burada Birleşmiş Milletler'de daha sonraki yıllarda da işte 50'lerden sonra işte mülteci, Filistin mültecileri yönelik bir ajans kurularak bunlarla ilgilenmeye başlıyorlar. Ve yine Müslümanların, ümmet coğrafyasındaki Müslümanların da desteğiyle bu insanlar ayakta durmaya başararak bir yaşam mücadelesine giriyorlar. Ve Birleşmiş Milletler'in buradaki mülteciler yapmış olduğu katkıya baktığımız zaman işte 12 dolarla çok düşük bir 120 dolarla 27 dolar arasında bir yıllık bunlara bir pay biçiyor. İşte eğitim içerilerinde sağlanıyor. Efendim sağlık sektörü çok düşük, böyle sıradan basit hastalıklara bakacak şekilde devam eden bir şey var. Altyapı dediğimiz bir şey yok. İçeride güvenlik söz konusu değil. Yani ben oraya giderken acaba dünyada böyle yaşayan bir topluluk var mı diye düşünürken gerçekten ziyaretlerimizde böyle bir toplulukların olamayacağını görecek bir mekanlara ve insanlara ulaşmış olduk. Ama benim oradaki izlenimim belki ya çok olumsuz şartlarda yaşıyorlar, işte devlet tarafından baskı altındadırlar. Hatta şöyle bir ifadeleri var bu Lübnan hükümetiyle ilgili, bu Filistinli mültecilere dair: kendi ülkesinden belgesi olmayan Lübnan'da yaşayan özel bir grup. Statü bu. Bunların hiçbir statüleri başka yok. Eğitim hakları yok. Mal edinme hakları yok. Mesela daha önce 79 sektörde çalışamama yasağı vardı. Daha sonra Birleşmiş Milletler işte bazı kuruluşların devreye girmesine bu 39'a düşürülmüş. Yani böyle bir hayat sürüyorlar. Ama demek istediğim şuydu. Yani bu insanlar böyle bir sıkıntılı bir mekanda hayat sürerlerken bir ümitsizlik, bir bıkkınlık, bir bitmişlik söz konusu değil. Hepsi, en büyük idealleri tabii ki Filistin topraklarına gidip kendi topraklarında yaşamak ve işgalci teröristlerin oradan da inşallah bertaraf edilmesine yönelik idealleriyle hem kendilerini motive etmişler, hem nesillerini bu konuda duyarlı hale motive ederek bu süreci geçirmeye başlamışlardır. Şimdi bu sıkıntılı hayat devam ederken işte burada bir de Beka Vadisi dediğimiz bir yer var. Oraya da gittik. Orada mültecilerin bulunduğu bir bölge. Tabii Beka Vadisi biraz daha nezih bir yer. Mesela bizim Lübnan kenarında işte güneyde ve kuzeye gittiğimiz sınırlarda ki kamplar biraz daha nüfusları çok kalabalık. Mesela güneye gittiğimizde İsrail'e yakın bir bölge oradaki. Oradaki mesela kamp, kampların başkenti olarak ifade ediliyor ve 60 bin civarında orada Filistin var. Bir de bu rakamlara baktığımız zaman mesela Birleşmiş Milletler 540 bin diyor. Devlet 400 küsur bin diyor. Sahada araştırmaya bakıldığın zaman da 280 bin tane toplam kamplarda olan mültecilerden bahsedilmektedir. Yani her şey belirsiz. Sayılar da belirsiz, rakamlar da belirsiz, yapılan oradaki katkılar da belirsiz. Böyle bir hayat mücadelesi devam ediyor. Bu rakamlarla işte devam ederken Beka Vadisi'ne biraz daha örgütleniyor ilk göçten sonraki mülteciler. Ve bu Beka Vadisi'ndeki çalışmalarla işte Filistin Kurtuluş Örgütü ortaya çıkıyor, Arafat ortaya çıkıyor. Tabii bununla beraber malumunuz bizim Türkiye içinde bilinen APO dediğimiz Abdullah Öcalan da o Beka Vadisi'ne yetişiyor. Daha eski kuşaklar bilir. İşte sol örgütlerin biraz daha eğitim yaptıkları kamplar olarak Beka Vadisi bilinmektedir. Burası da tabii Suriye'ye, Şam bölgesine yakın bir bölge. Burada da Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistinliler biraz daha silahlı olarak, biraz daha organize olaraktan bir yapılanma içerisine giriyorlar. Tabii bu fazla sürmüyor. Daha sonra da buradaki şeyin Suriye'nin de desteği aldırılarak onlar tamamen şey yapılıyor. İşte gene baskılar ve Tunus'a gitmek durumunda kalan bir Filistin Kurtuluş Örgütü. Fakat daha sonra bu bölgede işte mesela İsrail orada bir de dedim ya, Fransızlar öyle bir coğrafya biliyorlar ki her zaman patlama hazır bir bölge. Bu ilk patlamayı yaptıklarında mesela 75'ten 90'a kadar
Her gün çatışma olan bir bölge. Binlerce insan ölüyor. İşte Sünnisi var, Şiisi var, Hristiyanı var, Dürzisi var, kendi aralarında bölünmüş örgütler var. 15 yıl yapan bir çatışma. Biz gençliğimizde hatırlıyoruz. Yani o dönemlerde işte haberlerde devamlı Beyrut'ta, Lübnan'da çatışmalar, silahlar, bombalar, patlayan şeyler, haberler geçerdi. Bu gittiğimiz yerlerde de, mekanlarda da maalesef hala bu binalar ve kurşun izleri olan binaları görmek mümkün. Çünkü hem bu imkan yok bunları onarmak için, yerine yenisi yapmak için. Dolayısıyla böyle bir izler de hala o bölgede yaşanmaktadır. Yine bu kamplarda böyle sıkıntılı bir dönem sürerken, işte Irak ve Suriye'deki bu parçalanmış ve çatışmalardan sonra da bu sefer Suriye'den de bir göç dalgası başlıyor. 1 milyon civarında da Suriyeli buraya göç ediyor. Türkiye'den sonra en çok etkilenen bölge Lübnan. Bu Suriyelilerin gitmek zorunda kaldıkları ülkelerin içerisinde bu Lübnan ve Suriye en çok etkilenmiş oluyor. Tabii bu arada bunlar gelirken hem bu Filistinli mültecilerin yapmış oldukları yaşantılarına biraz daha kısıtlama getiriliyor. Yine ayrıca iş sahasında da mesela ucuz işçilik dediğimiz bir birey de geldiğinden dolayı bu sefer kısıtlıklarına biraz daha kısıtlama katılarak böyle bir hayata geçiyorlar. Daha sonra bu 2010'lardan sonra işte bu başlayan Suriye çatışmaları, yine bu bölgeye bu sefer kamplarda tekrar problemler başlıyor. Nedir problem? İşte DAEŞ ve El-Nusra örgütlerinin içerisine girmesi ve buralarda karışıklık çıkarılması noktasında bir sıkıntı var. Burada da baktığımız zaman o durulmayı sağlayacak şekilde bu sefer işte orada güçlü olan Hizbullah, daha sonra Hamas, daha sonra da işte devlet şeyiyle ve FETÖ'nün de kontrolü biraz da olunca buradaki bu çatışmalar bertaraf ediliyor, sebep olmuyor. Fakat yine kendi aralarındaki, kendi bu Filistin mülteci kamplarında, mesela ilk gittiğim kamptaki izlenimim, şimdi tabii kamplara herkes giremiyor, sadece mülteciler girebiliyor ve yine bizler de oraya geleceğimiz için aramızdaki partner kuruluş, İHA'nın aracılık yaptığı partner kuruluş, bizim pasaportumuzu vererek istihbarattan da izin alınarak içeri bölgeye giriliyor. Ve dışarıda güvenlik var. İçeride hiçbir zaman Lübnan askeri ve ordusu giremiyor. Mesela daha sonra okumalarında baktığımda öyle bir dönem olmuş ki Lübnan giremediği için askeri güvenlik güçleri 3 ay çatışma gerçekleşmiş. 3 ay çatışmanın neticesinde tabii yıkılan mekanlar oluşmuş. Çünkü başka türlü içeri giremiyor devlet. Yani biraz da böyle kampların muazzam böyle bir iç dinamizmi var ve sadece dışarıda devlet güçleri duruyor. Gireni çıkanı bu manada kontrol ediyor. Giren eşyayı da bu manada kontrol ediyor. Mesela kamp bölgelerine inşaat malzemesi girmesi yasak. Niye? Oradaki içerideki yaşanmaz olan mekanların tadilat görmemesi için. Yoksa kalkıp da bir gökdelen apartman dikmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey girdik. Elhamdülillah ilk kampımıza girdiğimizde işte kontrollerden geçtik. Biraz sonra 100 metre sonra bir baktığımda bir silahlı, makine tüfek elinde olan bir tane sivil bir insan oturmuş. Orada bir flamalar, bayraklarla süslenmiş bir sokaklar. Sokak dediğimizde böyle şey yapmayın. Sakarya üzerine baktığımız zaman şeyi göz önünüze götürün. Orta caminin olduğu mıntıka var ya, böyle uzun çarşının sağ tarafında. Küçük daracık sokaklar. Öyle bir mekan düşünün. Öyle bir sokak. Gidiyorsun, işte silahlı bir kişi oturmuş orada bekliyor. İşte flamalar, duvarlarda yazılar falan, afişler. Soramıyorsunuz bir şey. 100 metre sonra gidiyorsun, başka kıyafetli, başka bir tane makine tüfekli bir sivil kişi. Allah, neyse, oraya gittiğimizde bizim partner kuruluşa gittik. Orada yardım kampanyasını vurduk. Emon'un hizmetlerine de anlamaya çalıştık. Sorduğumuzda bunların bölge bölge örgütlerin, derneklerin, cemaatlerin, yapıların kendi uhdelerinde olduklarına dair bir şey duyduk. Yani sınırı var. Sınırı kendileri biliyorlar ve bu kendi sınırları kendi bölgeleri olarak fark etti. Daha sonra halkın içerisinde de ciddi manada belinde böyle güzel güzel büyük büyük silahların olduğu toplumsal bir hayat devam ediyor burada. Yani bir de bunun stresi var. Yani hayat mücadelesi var, çoluk çocuk gelişmesi var, yetişmesi var. Bir de böyle içerisinde bazı güçlerin kendi aralarında kontrolü sağlamaya çalıştıkları bir örgütlenmenin olduğu bir bölgelerde yaşayan insanlar görebiliyorsunuz. Evet, bu
işgalci İsrail teröristlerinin sebep olduğu bu bölgedeki kardeşlerimizin yaşam alanları böyle sıkıntılı, imkanları çok kısıtlı olan, işte devlet tarafında statüleri belli olmayan, belirlenmemiş olan, işte gündelik olarak inşaatlarda veyahut da tarım sektöründe çalışılarak, geçinmeyi sağlamaya çalışarak bir hayat sürmeye çalışan insanlar. Mesela bu Filistinli mültecilerin %66'sı, işte 3'te 2'si civarı kampların içerisinde yaşıyor. %5 civarında insan da %3'te 1 mıntıka sahip sayısal insan da kampların dışında hayat sürmeye çalışıyor. Kampların içinde olmayan kişilere zaten Birleşmiş Milletler'in o dediğimiz yıllık 27 veyahut da 120 dolar arasındaki katkısı onlara ulaşmıyor. Sadece içeride kalanlara ulaşabiliyor. Böyle bir hayat mücadelesi devam ediyor. Daha sonra işte kuzey bölgesine gittiğimizde orada da bir Trablus-Şam dediğimiz bir bölgedeki başka bir kamp bölgesine gittik. Orada tabii güzel Müslümanlar hem bu hayat şartlarında yaşamayı sürdürürken hem de kendi dinlerini, ahlaklarını, edeplerini muhafaza etmek için de kendi eğitimlerini de ve kendi aralarındaki desteklerini, duyarlarını devam ettirerek bir organizasyonlarla kendi işlerinde faaliyetlerini devam ediyorlar. Yine buralarda yapmış olduğumuz işte Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin katkıları olarak onlara takdim edildi. Bir de burada mesela Sakaryalı İHA gönüllerini yapmış oldukları meslek edindirme projesi kapsamında bazı meslek edindirilen kişileri ziyaret etme imkanımız oldu. Mesela bir berbere gittik. Bir berber dükkanı kurulmuş. İşte malzemesi alınmış. Kirası kısmen biraz karşılanmış. Daha sonra bu kişi burada tıraş yaparak kendi geçimini sağlayarak kimseye bağımlı olmadan hem hizmet sektöründe bir çalışmaya sahip oluyor hem de geçimini sağlayabiliyor. Biz aparatifçi dükkanına gittik. Bir baharatçı dükkanına gittik. Bunlara böyle bir imkanlar sağlanmış. Yine Sakaryalı buradaki gönüllü kardeşlerimizin takdimi olan, proje dahilinde olan dikiş makinesi bir bayan kadına hediye ettik. İki tane dikiş makinesi de hem geçimini sağlayacak hem konu komşuya da bu dikiş hizmeti vererekten geçimini sağlamış olacak. Çocuklarına da bakmış olacak. Yine başka bir yerde üç tekerlekli elektrikli ekobüs dediğimiz vasıtalardan bir 7 çocuklu engelli bir Filistinli mülteci kardeşimize bir araç takdim ederek onun da hayatına katkı sağlama noktasında katkılar sağlanmış oluyor. Yani burada tabii dışarıdan gelen desteklerle bu insanlar motive edilmekte, onlara biraz daha cesaret verilmekte, hem biz sorumluluğumuzu yerimize getirmekteyiz hem de onlar mağdur oldukları, kendilerini bu muhatap oldukları bu sıkıntılarını giderme noktasında onlara bir tuz olmak yemeklerine ve hatta yaralarına bir merhem olma noktasında destekler sağlamaktadır. Tabii ki burada onların asıl hedefleri böyle bir geçim ortamının devam ettirilmesi değil. İnşallah en kısa zamanda nesillerinin kendilerinin kendi topraklarında, kendi bölgelerinde İslam coğrafyası olan Filistin'de işgalci teröristlerin oradan yok edilerek orada hayatlarını devam ettirmeye çalışan bir hedefleri olan bir hayalleri söz konusu. Bir de burada mesela işgalci terörist İsraillerin işte orada çok güçlü olduklarına dair işte orada tek başına olmana rağmen bu kadar coğrafyanın içinde kalmaları hususunda biraz tereddütlerimiz var. Yani çok güçler gibi gözüküyor. Fakat benim kendi işlerinde yaşayan birisiyle yapmış olduğum bir değerlendirmede onların aslında parçalanık, bölünük olduklarını ve bu Siyonizm dedikleri ideali çoğunun taşımadığını ama bundan da faydalandıklarını beyan eden bir şey var. Ve dediğim gibi kendi aralarındaki çok güçlü ittifakları söz konusu değil ama bu kendi çalışmaları ve gayretlerin neticesinde bu iktidarlarını burada devam ettirebilmektedir. Yine mesela havaalanında onlarla ilgili bir şeyimi sizlerle paylaşmış olayım. İstanbul Havaalanı'ndan yola çıktık. Orada bizim perona giderken normal peronlar işte koltuklar var, işte numaralar yazıyor falan filan. Bir bölmeye baktığımda cam panellerle çevrilmiş bir bölge gördüm. Yani 2 metrenin üzerinde cam paneli var. Tabii cam içerisi gözüküyor şefkat. Bir baktım İsrail logosu var. İsrail'e gidecek Beyrut uçağı. Ve içeride neyi gördüm biliyor musunuz? Her tarafta insanlar diğer peronlarda, diğer koltuklarda rahat rahat oturmuş, istirahat ederken, muhabbet ederken, çoluk çocuğuyla, çantasıyla bakışırken, cep telefonlarına ilgilenirken o insanlar o cam panelin arkasında
özel cihazlarla üstleri manyetik şeyler, acaba üstlerinde başka bir şey var mı diye yolcularda tek tek aranarak geçen bir ortamla hayat sürüyorlar. Yani korku dünyasında yaşıyorlar. Mesela biliyorsunuz bundan 3 ay önce filan bir Mescid-i Aksa ayaklanması çıkmıştı. Müslüman kardeşlerimiz burada işte şey Cerrah mahallesini ele geçirmeye çalışıyor. Daha önce Filistin'in göçmesine sebep olan şey vardı ya, işgalciler, yerleşimcilerin gelip onların evlerine, mekanlarına çökmesi. Burada işte mahkeme kararı çıkartıyor. Diyor ki benim burada atalarımdan kalan bir yer burası, tapusu da var diyor. Tabii mahkeme kendilerine olduğu için diyor ki geç kardeşim, burada yerini kazandı mahkeme kararı. Adam devlet oradan askeri çıkartmaya çalışınca işgalci de gelip oraya yerleşiyor. Şimdi bu aşamada o Şeyh Cerrah Mahallesi olayları çıktığı zaman mesela bilirsiniz ne vardı onların? Demir yumruk kubbeleri var. Demir kubbeleri vardı. Ne oldu? İşte ta Gazze'de işi içine soktular. Yani adamlar kendilerini acındıracaklar, mağdur duruma düşürtecekler ya. Orayı da devreye sokarak işte gelen olan roketlere karşı dair acizliklerini ortaya koydular. Ve ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 milyon civarında sadece bu kubbeyi güçlendirmek için bir destek, finans isteme tarafı var. Yani korku dünyasında yaşıyor arkadaşlar. Yani orada güçlüler ama korkular, korkaklar. Böyle bir hayatın da onlara ne kadar neye mal olduğunu da düşünebilirsiniz. Evet, burada kardeşlerimizi ziyaret ettik. Oradaki kardeşlerimiz dediğim gibi bir yorgunluk, bir bıkkınlık yok. Bir hayalle, idealle hayatlarını geçiriyorlar. Bizler de Sakaryalı Türkiye'li Müslüman olarak sizlerin sevgilerini, muhabbetlerini ulaştırdık. Yardımınızı onlara ulaştırdık. İnşallah onlar da dualarını ederek bizdeki beklentilerini de ortaya koydular. Rabbim inşallah ümmet olarak hepimize güzel günleri gösterecek şeye ulaştırsın. Son kelam olaraktan da sorumluluk olarak şu ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşmak isterim hocam, arkadaşlar. Hocam, ayetinizi okumadan önce izleyicilerimize bir anlamda ben de bir katkıda bulmuş olayım. Bu kardeşlerimizin kamplarda oldukça böyle dağınık bir halde olduğunu aslında izlenim olarak bize verdiniz. Bölünmüşler, ellerinde silahlarla kendilerine bölüm edinmişler falan. Aslında bu bize dışarıdan böyle bir korkulu bir sahne gibi geldi. Bundan rahatsızlar mı? Bunu önlemek için Abdullah Azam'ın Afganistan'da yaptığı gibi bir çalışmanın bir isteği var mı? Yoksa buna hepsi razılar mı bu bölünmüş hale? Tabii burada bölünmüşlüğü şöyle anlarım. Yani böyle eller tetikte her an çatışma çıkar anlaşılırsa öyle bir şey söz konusu değil. Burada çok güzel organizasyonlar var içeride. Bir akil heyeti dediğimiz, şura dediğimiz grupları var. Söz sahibi insanlar var veyahut da o grupların temsilcileri var. Yani buradaki maksat aslında içeride güçlülerinin ortaya koyma. Kendilerine karşı değil. Yani mülteciler olarak biz güçlüyüz imajı noktasında ben bunu değerlendirmek lazım. Yoksa böyle yandaki sokakla biraz sonra çatışma çıkacak. Onun için silahlarımız hazır değil. Tamamen bunlar kendi güçlerini bir Müslüman duruşuyla güçlü olduklarını ilan etme noktasında, gösterme noktasında bir şey var. Ve dediğim gibi kamplarda da güzel bir hiyerarşik yapıları söz konusu. Bu çatışmaya yönelik değil, uzlaştırıcı, birleştirici, gerektiği zaman birbirlerine destek güç olacak şeylerinde bir araya gelen bir oluşum olarak bunu değerlendirmek lazım. Bu konuda yanlış anlaşılmaya sebep olursa düzeltmiş olduk, iyi oldu. Bir de o mülteci kamplarında arkadaşlar gerçekten çok sıkıntılı bir mekanlar var. Aynı demin bahsettiğimde sokaklar, orta cami mahallesini verdim ya, bir de Beyrut'ta başkente bir kampa gitti, 20 bin kişinin yaşadığı, arkadaşlar yarım metrelik, bir metrelik sokaklar var. Ve sokaklar dediğim gibi yapılar yatay değil, dikey yapı. Dikey yapı dediğimizde böyle şey yapmayın, uyduruk yapılar. Adam işte bir oda üstüne çıkmaya çalışmış, 5-6 metrekare içerisine lavabosunu koymaya çalışmış. Hayat sürüyor, güneş yok arkadaşlar. Işık içeri girmiyor. Ve mesela bu ışıkla ilgili bir şey diyor. Mesela %55 ışık görmüyor mekanda. Böyle bir şey, %50'sinin rutubet problemi var. Mesela oraya biz girdik, o sokaklara yürürken şapır şapır terledik. Yani o kadar havasız basık bir yer. Yağmur olduğunu düşündüğümüzde de muazzam bir kargaşanın, kaosun olduğu bir bölgeye girmiş oluyorsunuz. Mesela orada bir tane çocuk ağlıyordu bir anneciğinin yanında. Sonra arkadaşlar yaklaştı oraya. Trabzonlu bir ekip daha vardı orada. Sonra videosunu çekmişler bu çocuğun. Ve bu işte bu ayakları şişik, çapraz böyle 2 yaşlarında canlı bir çocuktu. Daha sonra bunu mesela geldiklerinde kendi bölgelerinde paylaşmışlar. Daha sonra bizim grupta da buna haberdar oldum ne olduğuna dair. Bunu bilenlere paylaşmışlar. Doktor birisinin tavsiyesi şu olmuş. Bu demiş D vitamini görmüyor.
Yani D vitamini nerede olur? D vitamini eksikliği var. Güneşten. Güneş görmediği için çocuğun ayaklarında bir şeylik var. İşte oradaki doktorlar 700 dolara falan yapacağını söylemişler. Bunu duyduğu gibi hemen mesaj geldi. Dediler ki 700 dolar tamam, yeter ki biz buna sahip çıkalım. Yani elhamdülillah bu konuda bizler Müslüman olarak duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz. İHA da bu konuda dediğim gibi duyarlılık ve aracılık noktasında yapmış olduğu katkılarında Allah razı olsun diyerek inşallah onların çalışmaları da bereketli olsun. Son bir ayet-i kerimeyle dediğim gibi bunu sonuçlandırmak isteyeyim inşallah. Nisa 75. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size ne oluyor ki? Ey Rabbimiz, bizi şu zalimler diyarından kurtar. Lütfen bize elimizden tutacak bir dost, zalimlere karşı bizi koruyacak bir yardımcı gönder diye yalvaran şu çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Rabbim bütün ömrümüzü, bütün varlığımızı kendi rızasını kazanacak şekilde geçirenlerden eylesin. Vel akıbeti lil müttakin. Allah'a emanet olunuz.